ekranda gördüğünüz Kaz Dağları... Peki nasıl anlamak evet değerli seyirciler, objektifte son 5 dakikaya girdik. Abdülaziz Hacı'ya şunu sormak isterim. Bu kurban kesimi sırasında yaşanan nahoş görüntüleri her yıl olmasın diye herkes çıkıp bir şeyler söylüyor ama olmaya da devam ediyor. O hayvanlara eziyet eden insanları görünce, yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Tabii yani şimdi o hayvanların da dilleri vardır. Konuşurlar onlar. Dolayısıyla onların da hakları vardır. Onlara son derece riayet etmemiz lazım. Keserken öyle kesmek lazım ki hayvan farkına varmasın. Siz mesela keskin bir bıçakla elinizi kesseniz fark edemezsiniz. Dolayısıyla o hayvanın çok keskin bir bıçakla kesilmesi lazım. Ve hayvan kesimi bizim Türkiye'de pek adet değil. Hayvan ayaktayken boğazıyla göğsünün birleştiği yere bıçak saplamak suretiyle yapılır ve hayvan, yani kurban kesilirken, hayvan kesildiğini hiç fark edemez. Hiç fark edemez, olduğu yere yığılır kalır. Dolayısıyla yani şimdi ayette de öyle diyor. Yani sıra sıra dizildiği oldukları zaman, Allah'ın adını alın dendiği zaman, bu hayvanları öyle kesin ki diyor, hayvanlar kesildiğinin farkına varmasınlar. Yani bağlamadan, hiç bağlamaya bile ihtiyaç olmadan, ama o usul bizde... Ama neler bilmiyor. Yaşanıyor şimdi? Belediyeler işte kaçan kurbanlıkları kovalayacak, yakalayacak ekipler oluşturuyorlar. Tabii yani bu işte burada sizin yaptığınız gibi programlar daha çok yapılırsa, ama dikkat ediyorsanız eski senelere göre ciddi manada şuurlanma var. İşte bu tür programların büyük etkisi var halk üzerinde. Ama onu yapan insanların, o nahoş görüntüleri sergilenmesine neden olan kişilerin de iyi şeyler yapmadıklarını, İslam'a uygun davranmadıklarının da altını çizmekte yarar var. Burada şunu da unutmamak lazım. Yani 2,5 milyon kadar kurban kesiliyormuş. Veteriner odasının bildirdiğine göre 2,5 milyon kurbandan bu tür görüntüler çok fazla da değil. Yani herkes gereken hassasiyeti gösteremiyor. Bir de bu mesele galiba biraz ustalık meselesi. Bizim İlahiyat Fakültesi'nde biz büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar keserdik geçmişte. Marmara Üniversitesi. Marmara İlahiyat'ta. Geçmişte bunu yapardık. O dağ gibi hayvanları, büyükbaş hayvanları gayet ustalıkla ayakta bile kestiklerini, ki mümkün olan bir şeydir Venhar'ına göre, ayakta kesmek suretiyle veyahut da belli bir usulle yatırmak suretiyle, anında kesmek suretiyle maharetle işlerini gören kasaplar biz gördük. Senelerce bu devam etti. Ama o ustalık meselesi. Şimdi, acemi kasaplar umumiyetle boğazlamasını bilmiyor, yatırmasını bilmiyor ve ondan sonra kaçmalar başlıyor. İşte sizin işaret ettiğiniz televizyonlara kadar akseden. Ama çok kötü görüntüler yani. Var. Çok çirkin manzaralar. Onları gördüğü zaman insan... Evet, tatbikattaki usulsüzlükler diye düşünebiliriz. Tabii, kurbanın üzerinde kişinin hakkı vardır dediniz. Kesen kişinin mülkiyeti mi demiştiniz? Evet, ben tabii yani kesilen kurban üzerindeki mülkiyet hakkı kurban sahibine aittir. Vekaletense vekalet yoluyla gene kurban sahibine aittir. Ve kurbanın eti, derisi, yünü, tüyü, efendim postu yahut kemiği, kanı, her şeyini değerlendirecek olan kurban sahibidir. Ve değerlendirilmesi lazım. Bunlar şayet birilerinin işine yarıyorsa değerlendirilmesi lazım. Mesela bağırsakları, değil mi? Bugün için sanayide kullanılan bir mesele halinde. Hatta paçalarına varıncaya kadar. Ben rahmetli annemi hatırlarım. Efendim evde kesilen veyahut diğer komşularla birlikte kesilen paçalarını alıp uğraşır. Saatlerce, hatta akşam, sabahtan başlar akşama kadar uğraşır. Paçasını paça yemeği olarak bize akşamüstü ikram ederdi. Bakın bunlar değerlendirmedir işte. Bu mülkiyet tabii fazla bir mesele değil ama yetki olarak, bu mesuliyet olarak aynı zamanda kurban sahibi bu kurban edilen hayvanın etini, derisini, her şeyini değerlendirmesi onun mesuliyeti altındadır diye söyleyebiliriz. Peki. Abdülaziz Hoca, kurban kestiniz, işte birilerine etini veriyorsunuz. Etini verdiğiniz kişi onu farklı amaçlarla kullanırsa eğer. Burada veren kişinin bir sorumluluğu var mı? Biz insanların hürriyetlerine karışma yetkisine sahip değiliz. Biz verdiğimiz andan itibaren görevimizi yapmışız. Ondan sonrası da karışamayız. Peki, Süleymaniye Vakfı'nın siz hem kurucusu hem de başkanısınız. Başkanıyız. Çok internet sitesine girmiş arkadaşlarım. Size o kadar çok soru gelmiş ki vakıf olarak. Yani yüzlerce soru var. Şu anda 17 kişi çalışıyor. Nereden geliyor sorular? Türkiye'den mi sadece? Şu an dünyanın her yerinden geliyor. Biz her şu anda 7 dilde yayın yapıyoruz.
dünyanın her yerinden soru yağıyor ve genellikle de pek cevabını bulamadıkları sorular oluyor. Bizim Süleymaniye Vakfı sitemizden bu soruların cevapları yayınlanıyor. Fetvanet diye bir sitemiz var, oradan yayınlanıyor. Talebem olması itibariyle eski bir talebem, eski talebem olması. Yok, hala talebeniz, hala talebeniz. Olması itibariyle bir hususiyeti var. Vaktiyle doktora çalışmalarını birlikte yaparken kendisi İstanbul Müftülüğü'nde fetva müsevvidi veyahut fetva emini gibi çalıştığını hatırlıyorum. Evet. Yani ben 21 sene İstanbul Müftülüğü'nde fetva tecrübeden sonra bu vakıfta bunu yürütmeniz bence... Ama ne güzel değil mi? Yani hoca ile öğrencisinin bir televizyon programında buluşması, çok, hatta tartışması, çok teşekkür, hatta anlaşamaması. Hayır yani bakın, bir şeyde anlaştılar. Ne kadar önemli bir rol oynadığını burada anlamış oluyoruz. Hocam ama bak bir şeyde anlaştılar Kadir'ciğim. Bak mesela Kızılay'ın kurbanı doğru kestiği hususunda ve doğru dağıttığı hususunda mutabık mıydı? Aynen. Bak bir yerde anlaştık. Peki. Şöyle bir şeye izin verir misiniz? Tabii ki. Bizim yarın biliyorsunuz haftanın son günü. Ve Cuma pazartesi de bayram. Pazartesi de bayram. Dolayısıyla bankalar kapalı. İnsanlarımızın bize değil, tüm genel için söylüyorum, kurbanlarını yarın bankalardan verecekler olanlar. Oradan verirlerse yani yarını son iyi güne, kullansınlar Cuma günü evet, değil mi? Evet. Şayet veremezlerse bizim Alo 168 hattımız var. Buradan her türlü bilgiyi alabilirler. Buradan da kurbanlarını gönderebilirler. Biz kurbanın 3. günü saat 12'ye kadar da kurban alabiliyoruz. Şubelerimizde makbuz karşılığı. İnternetten de alabiliyoruz. Ve sizin bir sözünüz ya altyazı olarak geçti. Diyorsunuz ki kurban keserken bazılarına kurban olmayın. Evet. Şimdi sözü kullanacağız bir kere. Kullanın. İzin alayım. Bunun için biz de diyoruz ki buna hak için kurbanı, Allah için kurbanı evet diyoruz Türk Kızılay olarak. Ama küp için kurbana şiddetle itiraz ediyoruz. Çok güzel. Küp için. Peki Sayın Bayın çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki Küçük Ali hocam şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz işte tartışmaları, konuşmaları izlediniz, gördünüz. Sadece Kızılay değil, inanılır, güvenilir bulduğunuz tüm kurumlara vekaletle kurbanlarınızı çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Biz haftaya bayramda, bayramın 4. günü, Perşembe günü, objektif her zaman olduğu gibi bayramlarda yok. Biz bayramınızı şimdiden, erkenden kutluyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Kurbanlarınızın da, kurban ibadetinin de hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ne zaman buluşacağız sizinle? 4-11-18 Aralık Perşembe akşamı yine canlı yayında Fox ekranlarında buluşuncaya dek hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar, bayramınız, kurban bayramınız bir kez daha mübarek olsun, kutlu olsun. Hoşçakalın. Ben de